kalmayıp eve gizli gizli girmeler olsun. Sonra eve girdikten sonra yastıkları, yorganları ve çarşafları jiletle çat 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 diye parçalamışsın. Yani böyle manyakça davranışları hiç yakıştıramadım arkadaşım sana. Yapma ya. He, ama sen aşık olunca böyle oluyorsun biliyorum. Gözün hiçbir şey görmüyor. Bunu daha önce yaşadık seninle gerçekten. Ya bu var ya, bu gitti mahkemede adın soyadını değiştirdi manyak ya. Evet, adım Akif. Onunla bunun ne alakası var şimdi? Ne demek ne alakası var? Var tabii, çok alakası var. Sen gitmişsin kızın tekerlerini böyle parçalamışsın. Arabasının tekerlerini parçalamışsın. Deposuna şeker atmışsın, motor yanmış, bitmiş, kül olmuş, bir yığın masraf. Ay, şaka falan mı bu ya? Hayır, şaka falan değil. Ondan sonra her gün iş çıkışına gitmişsin, patronunla kavga etmişsin, dövmüşsün, mövmüşsün patronunu. Ondan sonra bu kız tek başına seyahat etmek isteyince kıyametleri koparmışsın, tek başına gitmişsin, Singapur uçağına atlamışsın, kızın haberi yok, ta 16 saat, yuh! Yalan! Tamam, bunların hepsi doğru ama Adana'nın anlattığı gibi değil. Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Sevgilim dur. Dur.